Eğitim ve sağlık alanında 135 tesis kazandıran ve 1994'te Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen hayırsever iş adamı İzzet Baysal, ölümünün 17. yıl dönümünde anıt mezarı başında anıldı. 17. yılında onu rahmet ve minnetle anmak üzere bir 5 Mart günü kendisinin kabri başında yeniden toplanmış bulunuyoruz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olarak vefatının 17. yılında gururla söylemek isterim ki her yıl giderek artan bir kalabalıkla üniversitemizin kurucusu İzzet Baysal'ı şükran ve hasretle anıyoruz. 5 Mart biz öğrenciler için asla yas tutulacak bir gün değil. Aksine bizlere tüm bu imkanları sunan çalışkanlığıyla, merhametiyle ve hayırseverliğiyle geleceğimize ışık tutan İzzet Baysal'ı tüm kalbimizle yaşattığımız bir gündür. İzzet Baysal bizim için her evladın sahip olmak isteyeceği bir baba, ülkesine kazandırdıklarıyla hayırseverliğin rol modeli ve zenginliği asla parayla ölçülemeyecek saygıdeğer bir kişidir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hayri Coşkun, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal'ın kızı Esin Avunduk, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Garnizon komutanımız. Belediye başkanımız, hakim ve savcılarımız, il özel idare başkanımız, il genel meclisi başkanımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli il başkanları. Gerçekleştirilen törende ilk konuşmayı yapan Rektör Profesör Doktor Hayri Coşkun, İzzet Baysal'ın insanı yüceltmek için birçok hizmet yaptığını söyledi. Bildiğimiz gibi İzzet Baysal iki önemli alanda, eğitim alanında, sağlık alanında, kısaca insanlar için çok önem arz eden bu iki alanda Bolu'muza, üniversitemize yatırımlar yapmak suretiyle insanımıza, gençliğimize büyük hizmetler verilmesine vesile olmuştur. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Bolu'nun İzzet Baysal şehri olduğunu ifade etti. Biz babamızı anma günü de tekrar beraberiz. Osmanlı vakıf medeniyetiydi. Cumhuriyetin vakıf insanında, örnek vakıf insanında İzzet Baysal. Belediyeler doğumdan ölümü kadar insanın hizmetinde. Vakıf insan, İzzet babamızda doğduğunuz zaman işte onun doğumhanesine doğuyorsunuz, onun kreşinde. Onun anaokulunda, onun okulunda ve nihayet üniversiteye kadar hatta onun tıp fakültesinde tedavi olabiliyorsunuz. Vali Aydın Baruş ise insanlara faydalı olacak fikirleri bırakan insanlar büyük insan olarak anılır. İzzet Baysal Bolu'nun yetiştirdiği büyük insanlardan biridir dedi. Büyük insanlar içinde yaşadıkları toplumun hafızasında ve yaşamında unutulmayacak izler bırakan insanlar olmuştur. Fani olan bu hayatta sahip olduğunuz değerleri kendiniz ve ailenizin dışında tüm toplumun yararlanabileceği bir şekilde vakfetmek ve bu eserlerinizle gelecek nesillerin yaşamında önemli bir yer etmek gerçekten geçici olan bu hayatta herkesin ulaşmak isteyeceği bir mertebedir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans salonunda yapılan anma programında da İzzet Baysal Vakfı sunumu gerçekleştirildi ve ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin hazırladığı belgesel film izlendi. Biz tören yapmayı istemiyoruz dedi. Çünkü amca bu gibi şeyleri fuzuli masraf kabul ediyor dedi. Törende uluslararası yayın yapan öğretim elemanlarına ödülleri de verildi.